Merhaba, Borsada Birinci YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi değerlendirmelerimizi yapmak üzere sizlerle birlikteyim. grafikte gördüğünüz gibi bu haftada 1515'lerin üzerinde kapanış gerçekleşmiş oldu ve çizmiş olduğumuz bir yeni yatay bir kanalımız vardı burada 1575 direnci ve 1445 desteği olarak. Şu anda halen daha o kanal içerisinde devam ediyor görüntüde. Yani 1571'in üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra yukarı kanalı kırmış olur ve tabii üzerinde şurada görmüş olduğunuz gibi şablon durumumuza göre olan 1568 direnci. Buranın üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra yukarı Tekrar hareket başlayarak 1700'e kadar olan öncelikle 1650 sonra 1700'e kadar olan şu görmüş olduğunuz aşağıdan itibaren gelen yükseliş kanalımızın üst bantı olarak 1700 hedefi gözüküyor. Oraya kadar olan yükselişler gelebilir. Tabii ki burada önemli olan artık 1515 ve 1453-1445 bölgesinin altına düşüşler olmaması. Şu an için kanalda buradan itibaren oluşan kanalda devam ediyor ve tekrar tepkisini verdi. Üst tarafa yaklaştı. Gördüğünüz gibi şu şablon durumumuzun buradaki bir kırılma noktası var. 1570 bölgesi. Bu bölgeyi kırabilirse yukarı hareketler devam ederek hızlanabilir ve buradan sonra da yükselişlerin devam ettirerek yukarı hareketler devam eder. Tabii bu durumda kanalın kırılma durumuna kadar olan yatay süreç bir hafta daha devam etme ihtimalimiz var gibi görünüyor. Grafikte oluşan duruma göre 7.50 bölgesi önemli direnç demiştik. 7.50 bölgesinin üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra en önemli direnç bölgemizi belirlemiştik hatırlarsanız. 7.60 bölgesi. Gördüğünüz gibi bu hafta 7.60 bölgesini dolar test etmiş oldu ve oraya geçemedi ama yukarı hareketlerin devam eden şekilde gördüğünüz gibi şablon durumumuzun artık bu bölümde olan 7.35 bölgesi önemli destek bölgesi olarak takip edeceğiz. Yani kısa da 7.35'lerin altına düşüş olmadığı sürece kanalın üst tarafı yani 7.60 bölgesi şablonun üst bölgesi olan 7.60 bölgesinde kırarak kanalın üstü olan yani şurada oluşan üçgenin yukarı bölgesi olan üst bölüme doğru yani 7.75 bölgesine doğru bir tepkisel hareket gerçekleşebilir ve oradan sonra tekrar bu bölüme yani 7.35 bölgesine onay almaya geldikten sonra 7.35 bölgesinin altına düşmediği sürece artık dolar yükseliş kanalına yani şurada oluşan şu elmas bölümümüzde oluşan bu kanalı takip ederek 8'li fiyatlara doğru hareketini devam ettiren bir sürece girmiş olur. 7.35 bölgesinin altına düşüş gelmesi demek dolarda bunun bir tepkisel yükseliş olarak kalarak şurada oluşan yani şu zirveden sonraki durumdan sonra bu zirve durumunu şu şekle getirme durumu veya işte buradaki oluşacak zirvedeki yeni bölge 760 bölgesindeki bölgeden aşağıya doğru düşmesi demek onu meydana getirir. Yani burada oluşturulan şablon durumuna göre ki durum bu şekilde dönüşmüş olur. Buradan sonra artık takip edeceğimiz tabii ki en önemli dediğim gibi şablon durumumuza göre 735 bölgesinin altına düşüş olup olmayacağı. Şayet bu düşüş olmadığı sürece dolardaki yükselişlerin devam ederek yukarı hedeflerine başlamış olma ihtimalini yani şurada oluşan düzeltme kanalının şuradan itibaren olan düzeltme kanalının biterek buradan verdiği tepkiden sonra da şurada oluşturmuş olduğu yeni yükseliş kanalıyla beraber zirvesine doğru yani 850 bölgesine doğru giden bir sürecin başlayıp başlamayacağına bu haftalarda önümüzdeki iki hafta içerisinde büyük ihtimalle bir karar vermiş olacak düşüncesindeyim. 7.35 bölgesinin altına düşmesi de tabii ki bunun tepkisel bir hareket olarak kalması ve tekrar aşağılara derin bir düzeltme ile kanalın altına tekrar inerek şu bölgelere doğru olan yani altılı veya altı elini bölgeye olan bir düzeltmenin gelip gelmeyeceğini bu 15 gün içerisinde büyük ihtimalle bir netlik kazanma ihtimali bana göre yüksek görünüyor. Grafikte gördüğünüz üzere çizdiğimiz mavi bölge en önemli destekti 1750 bölgesi. 1750 bölgesinin altında sarkma meydana gelirse şu düzeltme kanalının devam eden bir sürecin başlayacağını söylemiştim. Bu durum artık gerçekleşti. Yani gördüğünüz gibi buradaki durumda artık eee ons'taki durum bu kanal içerisinde devam eden sürece girmiş oldu. Yani bu düzeltme devam ederek artık 1750'nin üstüne çıkamadığı sürece şablon durumuna göre yukarı hareketleri başlatma ihtimali yok. 1750 direnç olarak çalışacak. Tekrar aşağıya devam eden bir sürece girmiş oldu ONS. Tabi gelişen haber durumları da etkili olarak tabi buradan sonra da ne dedik en önemli bölgeye artık yaklaştı gördüğünüz gibi bu bölge önemli demiştik. Yani 1675 bölgesi. Buranın kırılması demek ONS'ta daha aşağıların olma ihtimali söz konusu olabilecek konuma geldi. Tabi burada şimdi tepkisel bir hareket tekrar buradan bir dip nokta önemli destek çünkü burası 1700 1675 bölgesi 1750'den sonra en önemli desteklerden bir tanesi. Bana göre daha önemli desteklerden bir tanesi çünkü bu durumda 1600 1750'nin üst tarafı üst banttı. Burası alt bantta kırılmış olacak. O zaman burada geniş bir bant daha var çünkü buradan sonra şöyle bir bant oluşuyor. 1500'lü bölge. O yüzden burası daha önemli gibi görünüyor bana. Buranın kırılması demek e, ons'ta derin bir daha derin bir düzeltmenin gelmeye ihtimalinin başlaması demek. Buradan vereceği tepki 1750'ye kadar olma ihtimali. Tabii 1750'nin üzerinde kalıp kalmayacağı ihtimali gibi bir durum. Aynı dolarda oluşan şablon gibi buradan vereceği tepkiden sonra şu şablon durumuna göre bu bölgelerin üzerine çıkıp çıkmayacağı önemli olacak ons'ta. Bunu takip etmemiz lazım bu önümüzdeki haftalarda. Buradan vereceği tepkiden sonra Net bir şekilde 1750'nin üzerinde kalması gerekiyor. 1750'nin üzerinde kalamadan tekrar geri düşüşlerde bu desteğin çalışmama ihtimali yüksek. Gümüşte gördüğünüz gibi 126-50 bölgesi önemli bir destek demiştik. 26/50 bölgesinin üzerine çıkış yapıp kapanışlar olmadığı sürece aşağıya düzeltme kanalına girebilir ve 21/50 bölgesine doğru olan bir düzeltme sürecinin başlama ihtimalinden bahsetmiştim geçenki videomda. Bu durum bu hafta gerçekleşti. Yani 26/50 bölgesinin üstünde kapanışlar yapıp şu bölgeye geçiş yapamadı ve alt bölgeye geçti. Şimdi buradan sonra şablon durumumuzun gördüğünüz gibi şu bölgedeki önemli destek bölgesi çalışmış. Yani orada e, her ne kadar o bölgeye düşüp üstünde kapanışlar olsa da şu an için destek bölgesi çalışmış. Tabii bu hafta tekrar 26.50 bölgesine bir tepki verebilir ama 26.50 bölgesindeki bu şablon durumumuza göre tekrar bu bölgeden yani şu üst bölgeye geçemeyip Geçemediği sürece, yukarıdaki bu 27-25 bölgesinin üzerine çıkamadığı sürece, aşağıda bu kanalda büyük ihtimalle tamamlama ihtimali başlayan bir sürece girmiş görünüyor gümüşte. Buradan sonra. Tekrar karı vereceği tepkiler yeterli gelmeyip geri düştüğü zaman uzun bir mumla bu desteği kırarak aşağıya 21.50 bölgesine düzeltme gelme ihtimalini göz önünde bulundurmak lazım. Bana göre salı günü bu durum netleşebilir. Ya 26.50 bölgesinin üzerine uzun bir mum yaparak yukarıda bir kapanış gerçekleşecek. Veya dediğim gibi bu şablonu salı günden itibaren aşağıya şablon durumumuzdaki en önemli destek bölgesi 25'li bölgeyi aşağıya kırarak, devam eden bir sürece başlama ihtimali çoğalmış. Grafikte gördüğünüz gibi çizmiş olduğum 70 dolarlı hedef artık gerçekleşmiş durumda 69.45'te. Tabi bu durumda şuradaki günden itibaren bu 70 doları çizmiştim hatırlarsanız şablon bölümümüzün şu bölümüne ulaştığında 70 doları hedef olarak çizmiştik. Ve 70 dolar hedefimizde gerçekleşmiş olduğu Brent Petrol'de gördüğünüz gibi. Tabii ki şablon durumundaki dirençleri kırıldıktan sonra yukarı hedefleri devam ettirerek artık 70 dolardan sonra kanalın üstü olan 75 dolar en büyük hedef yani kısadaki en büyük hedef olan 75 dolarlara giden bir süreç başlamış görüntüye gelmiş. Çünkü artık şablon durumumuza göre gördüğünüz gibi 70 dolar şablon durumumuza göre 70 dolar direnç bölgesi olarak gözüküyor. Buranın altına buranın üstündeki kapanışlardan sonra kanalın üstüne doğru giden bir süreç başlayacak. da tabii ki şablon durumumuza göre en önemli destek bölgemizde artık 62 dolarlar oldu. Yani şablon durumumuza göre destek bölgemizi, birinci destek bölgemizi ve stop bölgemizi belirleyecek olursak 62 25'ler en önemli kısadaki destek bölgemiz ve kesin stop bölgemiz olarak da 57 70 bölgesi olarak takip edeceğiz. Artık kanalın alt bantı olarak bu bantı aldık. Yani yukarıda yeni bir bantımız olarak yukarıdaki üst bölgemiz olan yani 75 dolardan sonraki kanalın üst bölgesi olan şu bölgeye yani 92 dolar bölgesine doğru giden bir sürece başlamış olduk. Onu da Hedefimizi de güncelleyecek olursak, kısadaki en önemli hedef bölgemiz 75 dolar olarak belirleyerek yeni bir şablonumuzu oluşturmuş olduk. Bu şekilde de güncellememizi yapmış olduk sizlerle beraber. Şablon bölgemizdeki şuradaki en önemli destek bölgemizde bu şekilde gördüğünüz gibi 59 bölgesi yani 60'lı bölge kısadaki en önemli ve kesin stop bölgesi olarak takip edilmeli. grafikte çizdiğimiz net bir durum bu hafta gerçekleşmiş gördüğünüz gibi net bir şekilde tam kanalın alt bölgesi olarak çizdiğimiz mavi kanal çizgimize net bir şekilde değmiş gördüğünüz üzere yani en önemli düzeltme ve stop bölgesine gelmiş Euro dolar tabii bu bölgeden sonra derin düzeltme ihtimali başlayan bir süreç olabilir. Bu bölgeden sonra kesinlikle stop yapmak lazım. Çünkü buranın kırılması demek kısadaki şu bölgenin destek olarak yani 1.15 bölgesinin destek olarak çalışması demek. 1.15 bölgesi de destek olarak çalışmazsa daha alt bölgelere doğru, 1.10 bölgesine doğru giden bir süreç başlayabilir. Tabii burada yapmış olduğu olayda şu şekilde baktığımız zaman normal şartlarda buradan itibaren başlayan bir yükseliş var. Yani 1.05 bölgesinden 1.20 5 bölgesine yaklaşan bir yükselişin düzeltmesi olarak da yani şurada çizdiğimiz mavi kanalı da düzeltme olarak takip etme durumumuz olacak. Onun için bu bölge yani şu andaki en önemli destek bölgesi olan 1.19 bölgesi gerçekten stop yapıp yapmamaya karar verecek bir bölge. Buranın altında yapacağı kapanışlardan sonra çünkü gördüğünüz üzere kanalın alt bölgesi olan 1.15 bölgesine kadar olan bir düzeltme süreci de başlama ihtimali olabilir gibi görünüyor. Tabi buradan sonra tepkisel hareketlerden bekleyerek yukarıdaki 1.20 bölgesinin tekrar kırılıp üzerinde şu kanala geçip geçmeyeceği önemli. çünkü şablon durumumuza göre artık kısadaki en önemli direnç bölgesi 1.20 bölgesi. 1.20 bölgesinin üzerinde kalıcı olamazsa tekrar düşüşte bu bölgeyi kırma ihtimali çoğalabilir. Çünkü buradan vereceği tepki yeterli gelmezse yukarı gitme ihtimali olmaz. 1.20'nin mutlak surette kırılıp üstünde kapanışlar gerçekleşmesi gerekiyor. Artık daha aşağıya düzeltme olması durumunun e, olmaması için bunu yapmak zorunda gibi bir görüntü meydana gelmiş. Çünkü yükselişin bittiği ve düzeltmenin derinleşme ihtimali 1.20'nin kırılıp tekrar üzerinde kapanışlar olup olmayacağına bağlı bana göre. Bu haftaki düşüncelerim bu şekilde. Web adresim borsada1.com Web adresime girerek Burada bulunan Twitter, Facebook, Periscope ve Instagram adreslerimi ziyaret edebilirsiniz. İletişim için bu adresleri kullanabilir veya burada bulunan formu doldurup gönderebilirsiniz. Kanalımı beğenip abone olduğunuz ve değerli yorumlarınızı eksik etmediğiniz için teşekkür ediyorum. Her gün inci ile ol senin de birincin olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selamlar. Saygılar.